Değerli hemşerilerim, biraz önce kendisini tanıtmıştık. Kars Arda Iğdır Dernekler Federasyonu'nun Ankara'daki kurucu başkanı. Birliği Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli hemşerimiz Yavuz Eğer'e selamlama ve duygularını ifade etme konuşması için söz veriyorum. Meydana mı geldiniz? Sayın milletvekili, çok değerli belediye başkanlarım, AK Parti Kars İl Yönetim Kurulu temsilcilerimiz, çok değerli hemşerilerim, canlarım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aslında gönlüm yüreğim hepinizi tek tek anons etmek ama bu kadar değerli insanları tek tek anons ederken büyük bir zaman kaybı demektir. Onun için hepinize canlarım diyorum. Canımsınız, var olun, şad olun. Değerli kardeşim Emrullah Komar, bizi anlattı ama bilmiyorum bizim de o kadar değer var mı? Emrullah Komar'ın kendisi yıllar önce AK Parti Kars'ta kurulurken kurucular arasında olan, bizim de federasyona çıkış noktamızda, seratlarda her zaman emeği olan bir kardeşimiz. Ondan dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Değerli hemşehrilerim, gerçi insanların büyüklerinin huzurunda konuşması bazen zor olur. Çünkü kendisine çok değer verdiğim, her zaman canım, dostum, kaderim dediğim Selahattin Beyli Bey ile beraberiz şu anda. Ancak bugün çok önemli bir gündür. Bugünün kıymetini bilmezsek geleceğimizi hiçbir zaman anlatamayız, ifade edemeyiz. Bugün anlamlı bir gündür. Biz Sayın Bozkurt, Sayın Güney, Sayın Koman yola çıktığımızda dedik ki biz Kars'ta kararsızların kararının evet olması için gidiyoruz. Kararsızların kararının niye evet olması lazım diye kendi aramızda istişare ettik. Çok değerli hemşehriler, ülkemiz gerçekten zorlu süreçlerden geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının işi siyaset değil. Ancak mesele memleket ve millet olduğu zaman sivil toplum kuruluşları da bu olaylara müdahil olmak zorundadır. Ben yaklaşık 20 yıldır sizler adına başkentte Kars Ardahan'ıdır adına sizin önderinizi yapan kardeşlerinizden biriyim. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk defa Ankara'daki Kars Ardahan'ıdır derneklerini bir araya getirerek Dernekler Federasyonu'nu kuran ve unutulmuş Sarıkamış şehitlerini Türkiye gündemine getiren Yavuz Eğer'im. Unutmayın, kefenleri Akkar'dan, tabutları saf uzaman Sarıkamış şehitlerini yazan Yavuz Eğer benim. Allah hepinizden razı olsun. Sarıkamış şehitleri niye dedim? Biz geçmişte nasıl bir arada olduysak bugün de bir arada olmak zorundayız. Birileri diyor ki acaba şövenistlik mi yaptılar? Birileri diyor ki acaba ayrımcılık mı yaptılar? Bizim memleketimizde asla ve asla Kürt, Türk, Azeri, yerli meselesi olmamıştır. Olmayacaktır da. Olanlar bizden değildir. Bakın, ben Türk'üm. Anam Arpaçaylı, Arpaçay Belediye Başkanı burada Sayın Çetin Erçetin Bey, hoş geldin. Babam Akyakalı, Sayın Muhammed Başkanım burada. Başkanım hoş geldin. Sayın Bakanımız Kürt'tür. Sayın Vekilim yerlidir. Değerli kardeşim Azeri'dir. Bizim birbirimizden farkımız var mı? Asla yok. Bizi hiçbir güç, hiçbir kuvvet karşı karşıya getiremez. Unutmayın ki 20 yıldır Kars ilk defa bir bakanlığa kavuşmuştur. Kars ilk defa bu imkanlara kavuşma fırsatına erişmiştir. 7 Haziran'da biliyorsunuz seçim süreci AK Parti'nin aldığı 1'di. 1 Kasım'da 2 oldu. Biz bugün kesinlikle ve kesinlikle parti konuşmuyoruz. Biz bugün sadece Kars'ta ve Kars'ların arasında vekilimizi konuşuyoruz, bakanımızı konuşuyoruz, Türkiye'mizi konuşuyoruz. Seçim günü herkes yürüdür, istediği yere oyunu versin. Ama bugün bu imkanlarımızı kaçırmayalım. Unutmayın,
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Kars'ta Cumhuriyet kurmuştur. Hiçbir vilayetin kalesinde yurdun kalkanıdır diye yazmaz. Bugün gidin Kars'ın kalesinde ne yazıyor? Yurdun kalkanıdır Kars'ın kalesi. Niye? Kars 40 yıl düşman işgalinde kalmıştır. Ermeni zulmü görmüştür. Ama o kahraman atalarımızın sayesinde, sizin o değerli analarınızın sayesinde Kars yeniden tarih yazmıştır. Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki 16 Nisan'da Kars ve Karslar yeni bir tarih yazacaktır. Unutmayın. AK Parti'nin oy oranı %36. %36 ile hiçbir vilayet, hiçbir bakanlığa kavuşamaz. Allah hepinizden razı olsun. Siz Sayın Bakanımızı vekil olarak, Sayın Vekilimize vekil olarak gönderdiniz. Ama Sayın Bakanımız kişisel imkanlarıyla Sayın Başbakan'la olan ilişkilerinden dolayı bakan olma şansına erişti. Ondan dolayı da Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama eğer Kars ve Karslılar bu oy oranını iyi kullanırsa Kars yeniden bakanıyla yoluna devam eder. Unutmayın. Çünkü artık herkes matematik hesabı yapıyor. Herkes oy oranına bakıyor. Eğer biz Karslar olarak bugün Türkiye'nin üçüncü adam durumuna gelen bakanımıza sahip çıkarsak, sayın vekilimize sahip çıkarsak her zaman başarıya erişiriz. Ama çıkmadığımız takdirde vekilimiz de boynu bükük gider, bakanımız da bakanlıktan olur, Kars da geçmişte olduğu gibi yine bir beklenti içerisine girer. Beklentilerle bir şey olmaz. Ben 45 yıl önce aranızdan ayrılıp giden bir kardeşinizim. İçimde vatan hasreti olan, içimde köy hasreti olan bir kardeşinizim. Keşke bazı şeyler olmasaydı, ben memleketimden gitmeseydim. Ama benim yüreğim başkentte, benim yüreğim Ankara'da her zaman sizin için çarpıyor. Ben Kars aşığı bir insanım. Kim ne derse desin, Kars'ı gördüğüm bir insan yarışmaya benim huzurumda 1-0 önde başlar. Bu şöhretlik değil. Hiçbir Kars'ta da sen Kürt müsün, sen Terekeme misin, sen Azeri misin, sen yerli misin, sen CHP'li misin, şu partide misin sormam. Sorarsam Allah bana hiçbir şey nasip etmez. Benim sorduğum bir şey var. Kimsin Kars'ı? Hangi köyünüzün şurası? Bu kadar. Bitmiştir. Onun için değerli hemşehriler, önümüzde yaklaşık 2 gün var. 2 gün önemli bir gündür. Hiç kimse de böyle şeye kapılıp da ya nasıl olsa biz evet alırız, evet kazanırız. Böyle bir ruhun içerisine girmeyelim. Sayın vekilimiz dahil, sayın bakanımız dahil, sayın il başkanımız dahil. Son güne kadar, son dakikaya kadar elimizden gelen bütün çalışmaları yapalım. Eğer biz bu çalışmayı yapmazsak, eğer biz sandığımıza sahip çıkmazsak, yarın sandığa birileri sahip çıkar ve bizler seyirci kalırız. Unutmayın, hakkınızı verdim, belki biraz vaktinizi alıyorum ama bu önemli bir konu. Sizlere anlatacak belki yeterli kişilere sahip olmayabilirim ama Allah'ın izniyle Yavuz Eyal kolay yetişmez. Bizim tek bir arzumuz, tek bir isteğimiz burada olan insanların el ele tutuşup hep birlikte evet deyip Kars'ı %100 veya %90 nasıl evet noktasına getirebiliriz düşüncesi olsun. Şimdi soruyorum size. Ben bugün ciddi anlamda çok hızlı başladım. Karayoluyla geldik kardeşimle beraber. Saatlerce geldik biz buraya. Uçağa da binip gelebilirdim. Ama dedim ki görerek gideceğiz. İnsanların elini tutarak gideceğiz. Konuşarak gideceğiz. İlk ziyaretimiz Sarıkamış oldu. Sarıkamış Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Sarıkamış'ta halkımızla buluştuk. Selim'e gittik, Selim Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Oradaki halkımızla buluştuk. Çoğusunu paylaştık. Çoğusu bir miting alanına dönüştü böyle. Ben konuştukça insanlar gelmeye başladı. Soruyorum niye hayır? Abi niye hayır? Aksaçlarına soruyorum. Hayır demeyiz. Olsun. Niye hayır abi? Hayır demenin bir suçu yok yani. Bizim bakanımız var, hükümetimiz var.
yatırımımız var. Onun için, kart için evet demek bizim. Allah razı olsun. Şahin benim yeğenimdir. Burada da beni çevirsin herhalde. Değil mi Şahin? Niye hayır Şahin? Yani kart için bence evet daha iyi olur. Yani hayır çıkarsa... Bakın arkadaşlar. Hayır diyenlere sesleniyorum. Niye hayır? Sebep ne? Körü körüne bir şeye bakmayın. İnsanlar artık global bir dünyada yaşıyoruz. Büyük pencerelerden bakması lazım. Niye hayır? Biz evet desek ne olur? Hayır desek ne olur? Bakın arkadaşlar. 33 yıl banka yöneten bir kardeşimiz olarak söylüyorum. 20 yıl sivil toplum kuruluşlarının başkanı olarak söylüyorum. Bir iş adamı olarak söylüyorum. Belki sizde emekliler vardır. Emekli bir memur olarak söylüyorum. Üniversitede iki tane çocuk okusan bir baba olarak söylüyorum. Aziz Allah Allah. Niye evet diyorum? Geleceğimiz için evet diyorum. Yeni bir Türkiye için evet diyorum. Daha büyük bir Türkiye için evet diyorum. Dış güçlerin, teröristlerin, yandaşlarının ülkemiz üzerinde oyun oynadıkları için evet diyorum. Yalan mı? Yalansa söyleyin. Dış güçlerin bizim memleketimizde, bizim ülkemizde ne işi var? Ben burada içimizde hayır diyen amcalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olabilir. Ben o hayır büyülü ele de kurban olurum. Hayır da bizim hayırımızdır. Hayır bir halıdaki kilimin deseni gibidir. Versin hayır. Ama benim hayrım da o çirkin insanların oyuyla bir olmasın. O dış güçlere karşı biz dik durmamız lazım. Bakın unutmayın. Çanakkale'de beraberdik. Sarıkamış'ta beraberdik. 15 Temmuz'da hepimiz birlikte beraberdik. O FETÖ'cülere fırsat vermemek için evet. Biz eğer Kars'ta, özellikle Kars'ı söylüyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum. Kars'a hasbelkader geliyorum. Allah'a şükür imkanlarım da iyi. Gelip burada bağırmama da hiç gerek yok. Ben buraya gelirken belki çok şehirlerden uzaklaşarak geliyorum. Ama benim bir sevdam var. Sizlersiniz. Kars sevdası. Sizlerden çok fazla konuşmayacağım. Konuşsam saatler almaz. Ben çok konuşuyorum. Çünkü ben iş hayatına geçmeden üzere sevgi, empati ve mutluluk üzerinde konferans veren, konferanslara katılan bir kardeşimizdir. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Vekilin de toplantısı olacaktır mutlaka. Ben aslında bakanımızın da bugün burada olmasını isterdim. Aşık şenlik ruhu şad olsun diyor ya, ehli İslam olan iş İslam bilsin, can sayken yurt vermeniz düşmanı. İsterse uruset ne varsa gelsin, can sayken yurt vermeniz düşmanı. Azaplı da diyor ki, öz elim dövdü özümü. Kimselere söyleyemedim doğru sözümü. Az kanan kocaktı, ben kocalmazdım. Şimdi arkadaşlar, bu iki milli şairin bu iki sözüne dikkat edin. Eğer biz değerlerimizi yok etmek istiyorsak, biz Kars'ın daha geri gitmesini istiyorsak, hayır diyelim. Ama Kars'ta başlatılan bir projenin, Kars'ta başlatılan bir hizmetin, Kars'ın cazibe merkezi olması için cazibelerin olmasını istiyorsak, cidden evet dememiz lazım. Onun için aklınızı çok iyi kullanın. Sizler benden çok akıllı insanlarsınız. Sadece bunlar oturarak değil, dinleyerek değil, kapı kapı gezerek, komşuları ziyaret ederek, şart neresi olursa olsun kapıyı çalıp girerek sorun. Niye hayır? Niye hayır abi ya? Sayın Vekilim çok konuşmuyorum değil mi? Tamam. Belki sizin işinizi kolaylaştırıyorum ben de. Niye hayır kardeşim? Bunu mutlaka bir soralım. Bugün kardeşlerimle gezdik, dolaştık. Benzin istasyonunda bile hayır diyenlere evet dedim. Sayın Bakan Vekilim burada da bir not vardı. Lafınlarken bunu da size ileteyim. Lokantaya girdik. Lokantada aynen böyle konuştum. Ben bağışlayan biraz da patavasız bir adam. Girer girmez her şey. Ya aramam. İster sabi olsun, ister solcu olsun. Ne olursa olsun. İçimi söylerim yani. Sayın Reis'in dediği gibi beyaz kefenimizi giydik. Her yerde canımızı vermeye hazırız. Sonuçta yani yaşantımız belli. Ha burada ölmüşüm, ha Ankara'da ölmüşüm. Hiç fark etmez. Yiğit odur ki hiçbir zaman bileği bükülmez.
dış güçlere karşı esir olmayan, Türklük uğruna, Türk millet uğruna her zaman kahraman olan, ölen olan budur. Ne olursunuz, rica ediyorum. Özellikle vurguluyorum. Belki yerimiz ısındı. Görevliler de çaylar falan getirsin. Arkadaşlar bizi söylesin. Öyle mi? Bu çok önemli bir hadise. Özellikle burada iki tane çok değerli başkanım var. Başkanım, bugün iki belediye başkanımla da görüşürken sayın vekilim, dedim ki ilçeler arasında bir ödül var. Hangi ilçe oy oranı %'sini fazla çıkarırsa ben de Yavuz Eğer olarak onlara bir sürpriz yapacağım. Eskiden memurduk, fazla gücümüz yokuz ama Allah aşkına şimdi Kıdağan'dan köşesinden bir imkanımız var. Hangi ilçe oy oranı daha yüksek çıkartırsa o başkanımızı ödüllendireceğiz. Hem Ankara'da yaşayan Serhatlar olarak hem de Yavuz Eğer var. Arkadaşım anlattı. Allah razı olsun. Hasbelkader çok sivil toplum kuruluşlarında farklı görevlerim var. Ben siyaset, burada gelip siyaset yapacak siyasetçi bir insan değilim. Ama benim tek sevdam var, siz dersiniz. Kars, Karslılar. Gücünüzü bölmeyin, bildiğinizi bölmeyin, güç birliği oluşturalım. Elimiz çekiç gibi değil, keser gibi değil, balyoz gibi olsun. Vurduğumuz zaman ses getirin. Ama tekrar tekrar ediyorum, bitireceğim. Sahaya çıkalım. Sahada olalım. Sahayı terk ederseniz yazık olur. Son sürat seçim sandığı başlayınca kadar sahalarda, oy kullanma başladığı zaman da sandıkların başında olalım. Yılmayalım, insanları da yıldırmayalım. Görevimize, karşımıza, fikrimize sahip çıkalım. Zaferi yazmak istiyoruz. Siz zaferi yazdığınız zaman bütün hizmetler gelecek. Bugün dolaştığımda ya bize de fazla hizmet gelmiyor ki biz oy veriyoruz. Arkadaş, 20 yıl bizim bakanımız yoktu. Vekilimiz burada. Bundan önceki vekillerimiz belli. Vekilin imkanları ne kadar oluyor? Bakanlara rica ile gidiyorlar. Ama şimdi bakan emrediyor. 6 ayda bir şey olmaz. Ama 6 ayda çok sayıda hizmetler Sayın Bakan Kars'a ve ilçelerine getirdi. Getirecekleri hariç. Onun için bakanımıza sahip çıkalım. Vekilimize sahip çıkalım. Burada biraz önce DSP'ye oy veren hemşehrilerimiz de vardı. Özellikle otel sahibi Erdoğan Bey burada mı? Evet. Alkışlar mı Erdoğan Bey? Erdoğan Bey dedi ki, Yavuz Bey dedi, ben dedi bakan için evet diyeceğim dedi. Tekrar alkışlıyorum. Sen kardeşim miyim? Yok. O zaman Erdoğan Bey bir çağır lütfen. Dedi ki ben bakan için evet vereceğim dedi. Ne güzel bir şey. Biz birinci planımız Kars. İkinci planımız bakanımız, vekilimiz. Üçüncü planımız Türkiye. Bu kadar. Seçim günü gelip aranızda bulunup böyle bir düşünceyle size hitap edersem bana hiç müsaade etmeyin. Ama ne olur vekilimizi boynu bükük göndermeyin. Bakanımızı da bakanlıktan etmeyin. Bakanımız bakan olsun, bakanımız güçlü olsun, bakanımızın yüreği sizlerle beraber olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiç kalkmıyoruz.